Kur'an'da bildirildiğine göre İrem şehri Ad kavminin şehirlerinden biridir. Ad kavmi, peygamberleri olan Hud'u dinlemeyip zalimlik yapmaya devam ettikleri için, Allah'ın yolunu bırakıp şeytanın adımlarını takip ettikleri, böylece azgınlaştıkları için helak olmuştur. Ad kavmi, Kur'an'da şiddetli rüzgar ile helak olduğu bildirilen bir kavimdir. Rüzgar 7 gece 8 gün sürmüştür. Ad kavmi ufuktaki kara bulutları ilk gördüklerinde yağmur geliyor diye sevinmişler, fakat bu kara bulutların Hud peygamberin hep haber verdiği azap olduğuna hiç ihtimal vermemişlerdir. Elde edilen arkeolojik verilere göre Ad kavmi, Akat devleti olabilir. İrem, Kur'an'da Ahkaf adıyla anılan, Yemen ile Umman arasında bulunan, katlı evleri, muhteşem sarayları ve meşhur İrem bağlarıyla anılan bir şehirdir. Bu şehrin adı Fecir suresinin 6. ve 8. ayetlerinde geçer ve Ad kavminin yaşadığı şehir olarak tanımlanır. Eski metinlerde şehir ve topluluk hakkında, hükümdarlarının cennete benzetmek amacıyla bir bağ inşa ettirdiği ve bağ İrem bağı dendiği belirtilir. Kur'an'da yazılanlara göre bu şehir ve Ad kavmi ilahi cezaya uğratılmış ve yerle bir olmuştur. Kur'an'da İrem şehrinden beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu şeklinde bahsedilir. Arkeolog Nicholas Klepp tarafından 1990'lı yılların başında Yemen'de bulunan ve Ubar adı verilen şehrin İrem olduğuna inanılır. İtalyan arkeolog Paolo Mattia ve onun ekibi tarafından 1974-75 yılları arasında antik kent, Tel Mardikeç kazıları sırasında keşfedilen ve M.Ö. 2500 ve şehrin yıkıldığı M.Ö. 2250 yılları arasına tarihlenen Ebla tabletlerinde İrem şehrinin adı geçmektedir. İbn Haldun, Mukaddime isimli eserinde İrem hakkında şöyle söylemektedir. İrem kenti, İrem oğlu Avus oğlu adındı. Şedid ve Şeddat diye iki oğlu vardı atın. Ki, Şeddat kendinden sonra hükümdar oldu. Şedid ölünce hükümdarlık Şeddat'a kalmıştı. Ve tüm hükümdarlar boyun eğmişti ona. Şeddat, Aden sahrasında İrem kentini yaptırdı. 300 yılda yaptırdı bu kenti. Kendisi de 900 yıl yaşadı. İrem, çok büyük bir kentti. Sarayları altından, sütunları zebercetten ve yakuttandı. Kentte türlü ve birbiriyle uyumlu ağaçlar ve ırmaklar vardı. İrem şehri İbranice Aram kelimesinden geldiği ve İncil'de geçen Aram şehri olduğu düşünülmektedir. Aram şehrinin kontrol ettiği yerler Aram bölgesidir. Bu bölge bugünkü Suriye ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmını kapsamaktadır. Burada yaşayanlara Arami denmekteydi. Milattan önce 2300 dolayında yazılmış Ebla tabletlerinde bu bölgede İrem şehrinin olduğu yazılıdır. Yine Akat kralı Naramsin'e ait tabletlerde de Arami ismi geçmektedir. Bu dönemler Akat devletinin kurulduğu ve Akadlıların tüm Mezopotamya'ya hakim olduğu yıllardır. Daha sonra M.Ö. 1050 dolaylarında bu bölgeye gelip yerleşen insanlara da Aramlılar denmiştir. Bu Aramlılar daha eski Aramlıların topraklarına varis olan kişilerdir. İlginçtir ki bu arkeolojik bilgileri bilmesi mümkün olmayan Fahreddin Razi ve İbni Kesir gibi müfessirler de Ad kavmini önceki Ad kavmi ve sonraki Ad kavmi olarak ikiye ayırmıştır. Akadlılar zamanında Naramsin'e ait bulunan tabletlerde ve Mari tabletlerinde bahsedilen Arame kentinden başka bu isim 1973 yılında Ebla tabletlerinde de bulundu. Alfonso Archi tarafından yazılan Armi'yi Aramak adlı bir makalede Ebla tabletlerinde Ebla'nın ticaret yaptığı Armi kentinden gelen tüccarların alışverişleri anlatılıyor. Bu tüccarlardan bazılarının adı ise İrem Malik ve İrem Damu gibi isimler olarak tabletlerden okunmuş. Aram İrem şehrinden bahseden tabletlerde insanların isimlerinin başında İrem geçmesi de ilginç. Bu insanlar kentlerinin ismiyle anılmış olabilirler. Ayrıca Alfonso Archi isimli Sümerolog, Armi kentinin yerinin tam olarak bilinmediğini yazmış, fakat Türkiye ve Suriye sınırında olduğunu tahmin etmiş. Yine Mari de Suriye'de antik bir şehir adıdır ve kalıntıları bulunmuştur. Bunlar, tabletlerde bahsedilen Aram kenti olabileceği gibi farklı bir şehir de olabilir. İrem şehri hakkındaki arkeolojik bulgular 1990'lı yılların başında dünyanın tanınmış gazeteleri çok önemli bir arkeolojik bulguyu, muhteşem Arap şehri bulundu, efsanevi Arap şehri bulundu, kumların Atlantis'i Ubar başlıklarıyla verdiler. Bu arkeolojik bulguyu daha ilgi çekici hale getiren özelliği, isminin Kur'an'da anılıyor olmasıydı. O güne kadar Kur'an'da bahsi geçen Ad kavminin bir efsane olduğunu veya hiçbir zaman bulunamayacağını düşünen birçok kişi, bu yeni bulgu karşısında hayrete düştüler. Kur'an'da sözü edilen bu şehri bulan kişi, amatör bir arkeolog olan Nicholas Klepp idi. Bir Arap uzmanı ve belgesel yapımcısı olan Klepp, Arap tarihi üzerine yaptığı araştırmalar sırasında çok ilginç bir kitaba rastlamıştı. Bu, 1932 yılında İngiliz araştırmacı Bertram Thomas tarafından yazılmış olan Arabia Felix idi. Arabia Felix, Romalıların Arap Yarımadası'nın güneyinde bulunan ve günümüzdeki Yemen ve Umman'ı kapsayan bölgeye verdikleri isimdi.
Bu bölgeye Yunanlılar Eudaimon Arabia, Orta Çağ'daki Arap bilginleri ise El-Yaman As-Sa'ide ismini veriyorlardı. Bu isimlerin tümü şanslı Araplar anlamına geliyordu. Çünkü eski zamanlarda bu bölgede yaşayan insanlar o devrin en şanslı kavimleri olarak biliniyorlardı. Peki, böylesine bir yakıştırmanın sebebi neydi acaba? Bunun sebebi, bu bölgenin stratejik konumuydu. Bölge, Hindistan ve Kuzey Arabistan arasında yapılmakta olan baharat ticaretinin merkezi durumundaydı. Ayrıca bölgede yaşayan kavimler Frankincense isminde nadir bulunan bir bitkinin üretimini yapıyor ve bunu pazarlıyorlardı. Eski toplumlar tarafından oldukça rağbet gören bu bitki, çeşitli dinsel ayinlerde tüksü olarak kullanılıyordu. Bu bitki, o zamanlar neredeyse altın kadar değerliydi. Kitabında bütün bunlardan bahseden İngiliz araştırmacı Thomas, sözünü ettiği bu şanslı kavimleri uzun uzun tarif ediyor ve bunlardan bir tanesinin kurmuş olduğu bir şehrin izini bulduğunu iddia ediyordu. Bu, Bedevilerin Ubar ismini taktıkları şehirdi. Bölgeye yaptığı araştırma gezilerinden bir tanesinde çölde yaşayan Bedeviler, kendisine eski bir patika yolu göstermişler ve bu patikanın Ubar isimli çok eski bir şehre ait olduğunu anlatmışlardı. Konuyla çok ilgilenen Thomas, bu araştırmalarını tamamlayamadan ölmüştü. İngiliz araştırmacı Thomas'ın yazdıklarını inceleyen Klepp de, kitapta bahsedilen bu kayıp şehrin varlığına inanmıştı. Çok vakit kaybetmeden araştırmalarına başladı. Klepp, Ubar'ın varlığını kanıtlamak için iki ayrı yola başvurdu. Önce Bedeviler tarafından var olduğu söylenen patika izlerini buldu. NASA'ya başvurarak bu bölgenin resimlerinin uydu aracılığıyla çekilmesini istedi. Uzun bir uğraşıdan sonra, yetkilileri bu bölgenin resimlerinin çekilmesi için ikna etmeyi başardı. Klepp daha sonra Kaliforniya'da Huntington Kütüphanesi'nde bulunan eski yazıtları ve haritaları incelemeye başladı. Amacı, bölgenin bir haritasını bulmaktı. Kısa bir araştırmadan sonra buldu da. Mısır Yunan coğrafyacısı Batlamyus tarafından M.Ö. 200 yılında çizilmiş bir haritaydı bulduğu. Haritada, bölgede bulunan eski bir şehrin yeri ve bu şehre doğru giden yolların çizimi gösterilmişti. Bu sırada NASA'dan resimlerin çekilmiş olduğu haberi de geldi. Resimlerde, yerden çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan, ancak havadan bir bütün halinde görülebilen bazı yol izleri ortaya çıkmıştı. Bu resimleri elindeki eski haritalarla karşılaştıran Klepp, sonunda beklediği sonuca vardı. Hem eski haritada belirtilen yollar hem de uydudan çekilen resimlerde görülen yollar birbirleriyle kesişiyorlardı. Bu yolların bitiş noktası ise eskiden bir şehir olduğu anlaşılan geniş bir alandı. Sonunda Bedevilerin sözlü olarak anlattıkları hikayelerin konusu olan efsanevi şehrin yeri bulunabilmişti. Kısa süre sonra kazılara başlandı ve kumların içinden eski bir şehrin kalıntıları çıkmaya başladı. Bu nedenle de bu kayıp şehir kumların Atlantis'i Ubar olarak tanımlandı. Peki, bu eski şehrin Kur'an'da bahsedilen Ad kavminin şehri olduğunu kanıtlayan şey neydi? Yıkıntılar ilk olarak ortaya çıkarıldığı andan itibaren bu yıkık şehrin Kur'an'da bahsedilen Ad kavmi ve İrem'in sütunları olduğu anlaşılmıştı. Zira kazılarda ortaya çıkartılan yapılar arasında, Kur'an'da varlığına dikkat çekilen uzun sütunlar yer alıyordu. Kazıyı yürüten araştırma ekibinden Dr. Zarins de, bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan ayıran şeyin yüksek sütunlar olduğunu ve dolayısıyla bu şehrin Kur'an'da bahsi geçen Ad kavminin kenti İrem olduğunu söylüyordu. Kur'an'da, İrem'den şöyle söz ediliyordu, Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Fecir Suresi. İşin çok ilginç bir yanı ise Mari şehrinde rüzgar fırtına tanrısı diye bilinen Mer adlı puta tapıyorlardı ve bu put şehrin baş tanrısıydı. Mer, rüzgar, fırtına, kasırgalar gönderen baş tanrı olduğuna inanılıyordu. Tabletlerde geçen Aram şehrinin neresi olduğunu bilemiyoruz, fakat Mari kentinin farklı olarak telaffuz edilmiş biçimi olması muhtemeldir. Çünkü Mari sütunlu sarayı ile meşhurdu. Kur'an'da da sütunlar sahibi İrem olarak geçer. Şehrin kalbinde, aynı zamanda tapınak olarak da hizmet veren bir kraliyet sarayı inşa edildi. İkinci krallığın sarayından art arda gelen dört mimari kat gün ışığına çıkarıldı. Son iki tabaka Akat dönemine tarihlenmektedir. İlk iki tabaka kazılmıştır, buluntular arasında bilinmeyen bir tanrıya adanmış bir tapınak, Encente Sakri veya kutsal muhafaza, sütunlu bir taht odası ve tapınağa giden üç çift ahşap sütunlu bir salon bulunmaktadır. Mari Akat Kralı Sargon tarafından fethedilirken yıkılmış, daha sonraları devletin önemli bir kenti haline gelmişti. O kadar ki Naramsi'nin kızları bu kentte tapınağa adanmışlardı. İşte bu Mari kenti rüzgar tanrısına tapıyordu. Kur'an'a göre Ad kavmi de rüzgar ile yok olmuştu. Mari tabletlerinde ve Naramsi'ne ait tabletlerde geçen Aram şehri Akadlılarındır ve Kur'an'da da Ad kavmi diye zikredilir. Akadlıların da sonunu doğal felaketlerin getirdiği bilimsel olarak bilinen bir olgudur.
Akat kavminin sonunu getiren de şiddetli bir soğuk rüzgardır ki, tüm bölgede 1 metre yüksekliğinde alüvyon toz birikimine sebep olmuştur. Kamer suresi 19, biz onların üzerine, uğursuzluğu devamlı bir günde, dondurucu bir rüzgar gönderdik. Hakka suresi 6, Ad kavmi ise, gürültülü ve dehşetli bir fırtına ile yok edildi. Akat kavmi, Naramsi'nin ölümünden sonra oğulları zamanında kesintisiz soğuk bir rüzgarın devam etmesi sonucu oluşan kıtlık, açlık ve kargaşa sonucu kısa sürede yok olmuştur. Araştırmacılar bu rüzgara kış şamali diyor ve şöyle açıklıyorlar. Bu rüzgar muhtemelen Mezopotamya'da tarımsal başarısızlıklara neden oldu ve bu bölge kış yağışlarına bağlı olduğu için Akat İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı. Bir kış şamali, Batı Asya toz fırtınasının bir şeklidir. Araştırmalar Akat Devleti'nin sonunu getiren bu rüzgar olayını, toz çökeltileriyle ve arkeolojik kazılarla tespit etmişlerdir. Bazı şehirlerdeki alüvyonal toz 1 metre yüksekliğindedir. Kırmızı alan o dönemde Avrupa'da oluşan yüksek hava basıncı bölgesidir ve mavi alan ise İran civarında oluşan düşük hava basıncı bölgesidir. Yüksek hava basıncından düşük hava basıncına uzun süren bir rüzgar oluşmuş ve kuzeyin soğuk rüzgarları hem çetin rüzgarlı bir kış oluşturmuş hem de turuncu ile gösterilen bölgeyi toz altında bırakmıştır. Koyu turuncu alan toz altında kalan Akat bölgesini göstermektedir. İrem şehri diye bir şehrin tarihte var olduğuna dair izler bulabilmek, yakın zamanlardaki arkeolojik araştırmalardan önce mümkün değildi. Fakat Naramsin tabletlerinden, Mari tabletlerinden çıkan bilgiler Aram şehrinin varlığını gösteriyordu. Arkeolojik araştırmalar da gösterdi ki M.Ö. 2300 civarlarında Aram ismiyle anılan çok eski bir şehir var ve Akadlıların zamanına denk geliyor. Akat kralı Naramsin'in tabletlerinde bu şehir Aram'ı olarak geçiyor. Mari kentinin baş tanrısı ise rüzgar tanrısı olan Mer'iydi. Mari kenti İram kentinin farklı telaffuz edilmiş hali olması kuvvetle muhtemeldir, çünkü Mari bölgenin en güçlü kentlerinden biriydi. Diğer ihtimalle Aram ve Mari aynı bölgede olduklarından dolayı muhtemelen Aram'da Mari gibi rüzgar tanrısı Mer'e tapıyordu. Kur'an'da bildirilen Ad kavmi, Akat devleti olabilir. Akat devleti modern arkeolojik araştırma verilerine göre tıpkı Kur'an'da bahsedildiği gibi soğuk ve şiddetli bir rüzgar sonucu tarih sahnesinden silinmiştir. En doğrusunu Allah bilir, bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.